LGS'ye son 105 gün, hafta sonundayız. Herkes dinleniyor olabilir ama bizler hafta sonunda da çalıştık. Hafta içinde de çalışıyoruz. Çünkü bizler hedefi, gayesi büyük olan öğrencileriz. Vazgeçmeyeceğiz ve sonunda da kazanan biz olacağız inşallah. Günün sözüne bakalım. Henüz hedeflediğim yerde olmayabilirim. Ancak dün olduğum yerden daha yakınım. Çok güzel bir söz. Gerçekten de denemelerde yanlış yaptığımızda, test çözerken yanlış yaptığımızda inanılmaz canımız sıkılmıyor mu? Ya kardeşim ben Eylül ayında buradaydım. Şu anda buraya geldik. Neredeyse Şubat ayındayız. Mart ayına gireceğiz. Ama hala yanlışlarım var diyoruz ve canımız sıkılmıyor mu? Sıkılsın. Önemli değil. Niye? Hedeflediğim yere gelmedim. Hala matematikte 20'de 20 yapamıyor olabilirim. Fende, Türkçe'de hepsini doğru yapamıyor olabilirim. Ancak dün olduğum yerden yani Eylül ayındaki, Ekim ayındaki, Kasım ayındaki yerden çok daha yakınım. Niye? Birçok yanlış yaptım. Onları inşallah yakında yapmayacağım ve çok güzel netlere ulaşacağım. Gerçekten anonim. Kimin söylediği biri değilmiş ama iyi söylemiş. Günün yorumuna bakalım. M.O. İsmail Can 431 beğeni almış. Tebrikler İsmail. Bir günde bir türlü soru hedefimi bitiremiyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi bu çok normal bir şey. İnsan zaten hedeflediğinden daha fazlasını yani yapabileceğinden daha fazlasını yazması lazım. Mesela günde 20 soru çözeceğim. Zaten çözersin ki. Günde 50 soru çözeceğim. Zaten çözersin ki. Ama burada önemli olan şey şu. Eğer soru hedefin günde 500 soruysa ve sen günde 100 soru çözüyorsan o zaman hedefin yanlıştır. Birincisi hedefini tam iyi belirlemen lazım. Bunu şu şekilde yapabilirsin. Mesela günleri yazdın ya pazartesi, işte salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi yazdın. Buraya işte Türkçe yazdın, matematik yazdın, fen yazdın, din yazdın, inkılap İngilizce diye gidiyor diyelim ki. Şimdi geçen hafta ne yaptıklarını şöyle bir yazabilirsin. Bununla alakalı hatta bizim şu planlama defterimiz var ya, motivasyon planlama rehberimiz. Hadi burada neler yaptığınızı gösterebilen bir şey var. Ama hocam ben bunu almak istemiyorum diyebilirsiniz. Alanlar alır, almayanlar için anlatıyorum bunu. Bunda çok daha iyisi burada var. Dersin ki ben Türkçe'de pazartesi günü yaptığın şeyi bir yazarsın. Ben 20 soru çözmüşüm Türkçe'de. Salı günü Türkçe çalışmamışım. Çarşamba günü bir 40 soru çözmüşüm. Perşembe günü çalışmamışım. Cuma günü çalışmamışım. Matematiğe geldin. Pazartesi günü 30 soru çözmüşüm. Salı günü 30 soru çözmüşüm. Çarşamba günü çalışmamışım. Perşembe günü 40 soru çözmüşüm. Cuma günü çalışmamışım. Cumartesi pazarı saymıyorum. Onları da zaten çalışacağız. Fen de aynı şekilde pazartesi, salı, çarşamba çalışmamışım ama bugün 50 soru çözmüşüm. Bir de burada da 10 soru çözmüşüm. Bu şekilde geçen hafta ne yaptığını tek tek yazarsın. Okulda çözdüğün soruları, teneffüste çözdüğün soruları, dershanede çözdüğün soruları, okuldan sonra evde çözdüğün soruları fark etmez. Her şeyi yazarım ki şöyle bir dolu gözüksün. Oo bayağı bir çözüm diye. Sonra gelecek hafta bunların daha fazlasını çözmeye çalışırım. Kardeşim ben geçen hafta zaten pazartesi günü Türkçe'de 20 soru çözmüşüm. O zaman ben buna bu hafta yanına 30 yazabilmeliyim. Geçen hafta salı günü hiç çözmemişim. O zaman ben bugün bir 10 tane daha yazabilmeliyim. Çarşamba günü 40 soru çözmüşüm ama bugün hiç çözemedim. O zaman perşembe günü 40 soru çözmeliyim. Cuma günü soru çözememişim ama bu hafta bu 10 tane... Yani bu şekilde daha fazlasını çözmeye çalışmalıyız. Ve böylece optimum hedefe ulaşabiliriz. Bu bizim belirlediğimiz hedefe daha yakın olmamızı sağlar. Ve optimum hedefe ulaşmamızı görmemizi sağlar. Burada şu çok önemli. Çok büyük hedefler verirsek tabii ki patlarız. Ama az hedefte vermeyiz. Yani sen günde 200 soru çözeceğim deyip 180 soru çözersen sıkıntı yok. Niye? Çünkü 180 soru çözmüş oluyorsun. Eğer kendine 150 soru hedef verseydin 150'de bırakacaktın. Dolayısıyla hedefimize mutlaka yaklaşırız. Ve o gün bitiremediysen hedefini ertesi güne borç bırakabilirsin. Ve o şekilde tamamlayabilirsin. Ama fazla borcu uzatmayacağız. Diğer soruya geçelim. Sorularda yanlışım çıkınca moralim bozuluyor. Test çözme isteği kaçıyor. Ne yapmalıyım? Şimdi sorularda neden yanlışın çıktığını bilmelisin. Birincisi, bir konuyla alakalı bir puzzle düşünün. Bunu her zaman anlatıyoruz. Bir puzzle düşünün. Puzzle'ın parçaları var. Bu birinci parçası, ikinci parçası, üçüncü parçası. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane parçası olan bir puzzle düşünün. Şimdi sen eğer şu parça eksikse puzzle'ı tamamlayamazsın. Dolayısıyla sen eğer bir konuyu öğrenirken bazı kısımları tam anlamıyla bitiremediysen mutlaka yanlışın çıkar. Ama bütün konuyla alakalı tüm puzzle parçalarını yani tüm kazanımları öğrendin. Yani mesela diyelim ki fiilimsi çalışıyorsun. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil öğrendin. Fiilimsi fiil farkını öğrendin. Çekimli fiil farkını öğrendin. Fiilimsilerin cümle içinde nerelerde kullanabileceğini öğrendin. Veyahut da inkılap tarihi çalışıyorsun. Atatürk ilkeleri. Cumhuriyetçiliği öğrendin. Milliyetçiliği öğrendin. Bununla alakalı inkılapları. Her şeyi öğrendin. O zaman bir tane eksiğin varsa yanlış çıkıyorsa önemli değil. Ama puzzle'da birden fazla konu eksiğin varsa, birden fazla parça eksikse zaten puzzle yapasın gelmez. O yüzden önce puzzle'ımızın parçalarını yani kazanımlarımızı iyice bitireceğiz. Sonra başlayacağız. Ve yanlışımız çıkabilir. Yanlışlarımızın çıkması çok güzel bir şey. Neden biliyor musunuz? Çünkü o yanlışlar inşallah sınavda çıkmayacak. Sınavda çıksa daha mı iyi? Aa, keşke bu soruyu ben... Bakın sınavdan çıktıktan sonra şöyle bir şey olması daha kötü değil mi? Aa ben bunu uf ya ben bunu yapardım ya. Keşke sınavdan önce buna benzer bir yanlış yapsaydım da aklıma not etseydim diyebiliriz. Ve şu anda çok yanlışımız çıkıyorsa belki bunu yapmayabiliriz ama ileride yanlışlarımız azalmaya başladığı zaman yani puzzle'ın parçalarını tamamen doldurduğumuz zaman bir konuyla alakalı tüm kazanımları öğrendiğimiz zaman artık yanlışlarımız bizi
yine de rahatsız ettiği zaman diyelim ki Nisan ayına geldik, Mayıs ayına geldik. Hala filmse yanlış yapıyoruz. Hala işte ne bileyim fende bir konuda yanlış yapıyoruz. O yanlışı kesip duvarımıza asacağız. Diyeceğiz ki kardeşim basit makineler, kardeşim madde ve endüstri, kardeşim işte milli uyanış, işte arkadaşım adventures konusu, işte Hazreti Muhammed'in örnekliği konusu. Bu ben bunu nasıl yanlış yaparım diye duvarımıza asacağız ve o konuyla alakalı bir soru geldiği zaman daha dikkatli, daha titiz olup o yanlış yapmayacağız artık. Ve gerçek sınavda öyle bir konu geldiği zaman karşımıza, mesela diyelim ki yanlış yapabileceğiniz bir soru geldi madde ve endüstri ile alakalı. Ya ben bunu duvarıma asmıştım ve ben bundan intikamı bu sefer sınavda alacağım diyeceğiz. Dikkatlice okuyacağız. Bismillah deyip Ceyhan, Denizli, Bursa, Adana bir şey işaretleyeceğiz ve inşallah doğru yapacağız. Hiç endişelenmenize gerek yok. Dolayısıyla yanlışlar çıksın ama inşallah sınavda hiçbir yanlışınız çıkmayacak. Çünkü hepsini tek tek bitiriyorsunuz. Geldik günün kitabına. Değişik bir kitap. Gerçekten farklı bir kitap. Aristoteles bir felsefeci. Normalde sıkıcı bir konu yani. Felsefe nedir ya diyoruz. Hatta bu aralar bir tane çocuk çıkıyor ya. Ben bütün kitapları okudum falan diyor. Aferin ona da, tebrik ediyoruz gerçekten. Büyümüş de küçülmüş. İnşallah sonunda iyi bir ülkesine faydalı bir çocuk olur. Neyse. Şimdi Aristoteles'ten mektup var. Aristoteles biz öğrenciler için bir mektup yazıyor. Felsefe mektupları serisi. Bunu okuyabilirsiniz. Bizim Tonguç kitaplarından çıkan güzel bir kitap. Kısa, rahat bir kitap. Ama sizin düşünce dünyanızı, ufkunuzu açabilecek kitap. Bunu günlük kitap olarak örnek vermek istedim. Günlük okuluna baktığımızda Bolu Fen Lisesi 4.0 dilimi 452 puanda. 17 mühendislik 36 tane tıp fakültesi kazandırmış. Tebrikler. 4 yıl eğitim İngilizce. Günün sorusu fenle alakalı. Fotosentez için gerekli olan solunum sonunda açığa çıkan madde hangisidir? Ne bileyim ben. Sizler bileceksiniz ama. Niye? Çünkü sizler süpersiniz. Ben artık fen lisesine gidemem. Ben artık çalışsam da Anadolu Lisesi'ne gidemem. Ama sizler çalışacaksınız ve inşallah gideceksiniz. Niye? Bu soru sizin için vız gelir tırsız gelir. Günün geyiği her zamanki bir Tonguç. Tonguç yine boynuzlarıyla yayınımıza konuk oldu. Biraz ders çalışmalıyım diyor. Bu nasıl soru ya diyor. Sonra da 5 dakika sonra da bırakıp gidiyor. Niye bırakıp gidiyor? Çünkü sosyal medya, dün de göstermiştik. Sosyal medya adalısı, yani oyalanma adası bizi sürekli çağırıyor. Oyun dağı çağırıyor, online çağırıyor, Instagram çağırıyor. Gel 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 eğlen diyor. Bu adaya düşmeyeceğiz. Diyeceğiz ki kardeşim ne yapıyorsun sen ya? Bir dakika ya. Bu soruyu yapamadıysam hemen çözümüne bakarım. Ardından da başka bir soruya geçerim. Yeter ki ben planladığım şeyi bitireyim. Hiçbir şekilde hata yapmam. Ödülün sorumuza yorumlarınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hafta sonu, hafta içi fark etmez. Bizler sınava kadar çok ciddi bir şekilde çalışıp hedefimize ulaşacağız inşallah. Hadi bakalım, görüşmek üzere.